bugüne kadar belirli bir periyodu ve sistemi olmayan bedelli askerlik uygulamasını ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz. Yeni askerlik sistemi geliyor. İkide bir çıkacak mı, çıkmayacak mı, böyle bir şey olmayacak. Eğitim durumuna bağlı olmaksızın isteyen herkes bedelli askerliğe başvurabilecek. Açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Bedelli askerlik kalıcı hale geliyor. Eğitim durumuna bakılmaksızın herkes bedelli askerlikten faydalanabilecek. Bedelli askerlikten yararlanmaya hak kazananlar bir aylık temel askerlik eğitimlerinin ardından terhis edilecekler. İlk etapta her yıl 145 bin kişi bedelli askerlikten yararlanabilecek. Ücret de sabit bir formüle göre hesaplanacak. Ben olumlu olduğunu düşünüyorum çünkü yani herkes yapamıyor. İşi gücü olan var, okulu olan var, istemeyen de var. Hani bunları zorla yaptırmaktansa bu tarz bir seçenek sunmak bence daha doğru. Üniversite mezunları, anladın mı, ne kadar kısa yaparsa o kadar iyi olur memleket için. Neden? 3 ay. Çünkü bunlar mesela şimdi çalışıyor ya, evet. İşini bırakacak, askere gidecek. Askerlik yapmak istemeyen bir dünya gencimiz var sonuçta. Yapmak istemeyen için iyi mi diyorsun? Aynen, onlar için iyi bir ideal bence yani. Lise ve altında eğitim alanlarsa 6 aylık askerliğin ardından eğer isterlerse 6 ay daha maaş alarak askerlik yapabilecek. Ayrıca lisans ve üstü mezunları tercih etmeleri durumunda orduda yedek subay olarak kalabilecek. Yani bilmiyorum, hani askerlik bence kısaltılmasın. Çünkü askerlik deyince eğitim, hayatı bir şekilde anlayabiliyorsun. Orada ana ocağından kopuyorsun, baba ocağından kopuyorsun. Geçinme, hayatı bir şekilde tek başına öğrenebiliyorsun. Çok güzel, çok güzel, çok şahane. Profesyonel orduya geçişin önemli bir adımı. Tabii, çok şahane. Hem askerler mağdur olmayacak, maaşını alacak. Devlet bu kadar hak tanıdı ki bizim zamanımızda bu çok kötüydü. Hani bize ya 1 lira ya 25 kuruş öyle bir maaş. Şimdi çok güzel yaptılar. Hani işsizlerde iş istihdamı oldu. Her şey oldu. Çok şahane oldu. Ve yedek astsubaylık. Askerlik sistemi içerisine yeni dahil edilecek olan yedek astsubaylık 2 yıllık üniversite mezunlarını kapsayacak. İhtiyaca göre belirlenecek olan bu sınıfta yedek astsubaylar 12 ay boyunca görev yapacak ve 10 ay maaş alacak. Kalan 2 aydaysa eğitim harçlığı verilecek. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için ise dövizli askerlik uygulaması devam edecek. Dosta güven, dosta güven. Düşmana korku verin.